İyi pazarlar sayın seyirciler. Bu haftaki konuğumuz Türk sinemasının bir güzel adamı. 60'lı ve 70'li yıllarda genç kızların hayallerini süsleyen, erkek idolü, yüzüyle, fiziğiyle, yüreğiyle Türk sinemasının bir büyük starı ama bizlerin abisi Tamer Yiğit. İsimlerini bile bütün çocuklara verildiği bir dönemin Tamer isminin her sokakta en az 3-5 kişiye verildiği bir abi. Tamer abi. Centilmen, sıcak, insana sevgisi, saygısıyla şeref verdin. Hoş geldin diyelim abicim sana. Efendim teşekkür ederim. TVM'de ekrandan bizleri izleyen herkese merhabalar. Ayrıca Ümit Efekan olarak size ve Sunay Yıldız olarak, hanım olarak da sizlere "Bu kalp seni unutur mu?" gibi çok güzel Yeşilçam'ın detaylarına inen, Yeşilçam'ı bir defa daha seyirci göz önüne sunan böyle güzel bir programdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür Yeşilçam ediyoruz. Dostları. Sağ ol abi, şeref verdin, ayağına sağlık. Rica ederim. Hoş geldiniz Tamer Bey. Ben diyorum ki Tamer Bey'in biyografisiyle başlayalım. İzleyiciye sizin yaşam öykünüzü bir hatırlatalım. Ne diyorsunuz? Hadi görelim bakalım. Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından biri olan Tamer Yiğit 1942'de Balıkesir'de dünyaya geldi. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken 1962 yılında Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci olarak sinemaya girdi. Nejat Saydam'ın yönettiği, başrolünü Belgin Doruk'la paylaştığı Daima Kalbimdesin filmiyle Türk sinemasının en sevilen yıldızları arasına girdi. Romantik komedi ve aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Tamer Yiğit 186 filmde oynadı. Bunlardan bazıları şunlar: Aşk Tomurcukları, Bire On Vardı, Sayın Bayan, Yakılacak Kitap, Çalınan Aşk, Günahsız Katiller, On Korkusuz Adam, Suçlular Aramızda, Babamız Evleniyor, Dağ Çiçeği, Aşkın Kanunu Yoktur, Boğaziçi Şarkısı, Maskeli Beşler, Zorro Kamçılı Süvari, Acı Sevda, Kızgın Toprak ve Toprak Ana. Evlendikten sonra setlerden uzun bir süre uzak kalan güçlü oyuncu Tamer Yiğit, televizyon dizileriyle yeniden seyircileriyle buluştu. Çiçek Taksi, Gönül Dostları, Yuva, Nilgün, Kurtlar Vadisi Pusu başta olmak üzere pek çok dizide rol aldı. 5 film senaryosu bulunan Sinema Oyuncuları Derneği ve Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi olan ünlü aktör Tamer Yiğit, birkaç yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı Dinler Tarihi belgeselinin çekim hazırlığı içerisindedir. Tamer abi, vallahi orada seyrediyorum, birazcık saçlarda bir beyazlık var. Biraz da böyle çizgiler hafif olmuş. Hiç fazla değişiklik yok. Yok, çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Yani çok teşekkür ederim yani. De ayrıca tabii iltifat olarak kabul ediyorum. Hiç. Benim yaşım da ilerledi saçımla beraber. Biraz da böyle kendimi yorgun hissediyorum. Bu ışıklar bile beni rahatsız ediyor. İnanıyorum. Uzun süre insan bu işi yapınca belki biraz bıkkınlık geliyor gibi. Ama yok ya. Yani kamerayı falan ışıkları görünce ne oluyor bu diye. Yok abi ya. Çok güzel. Evet. Yani hep... Biraz sıklıyorum. O da yorgunluktan herhalde. Yok yok. Sıkılmazsın. Sen evet. O kadar alışkınsın ki. Evet. Senelerdir bu işi yaptığında. Evet. Abi böyle bir hani bir baştan başlayalım diyoruz ya. Hı-hı. Laflamaya. Hı-hı. Nasıl oldu bu? Balıkesir'den mi başladık? Ne yaptık? Ya bu biraz para ekonomik darlıktan oldu. Paramız yoktu. Öğrenciydik. İşte böyle çekmecelerde falan para ağırlayarak 2-3 arkadaş dolmuşa getirdi. Bir tanesi de 3 tane resimle geldi. Bunu mu gönderiyor? Nedir dedim, niye gönderiyorsun? Bunlar ne olacak? Dedi Ses Dergisi diye bir dergi var. Onda bir yarışma var. İşte kazanana dedi 25 bin lira para veriyorlar. 25 bin lira bizim çok hayallerimizin üstünde çok bir para, büyük bir para. Ben göğe dalga geçtim çocukla. Aa, bu resim değil, şunu gönder, şunu gönder. Bir taksimat yaptık. Çocuğu gönderdik. Akşam da sinemaya gidiyorduk. O zaman da derslere çalışalım diye kafayı usturaya vurduyor.
Arkadaşa dedim ki bizim bir yurt müdürümüz vardı İzzet isminde arkadaşım hala dostumdur. Ya dedim Cemil'le bayağı dalga geçtim resimler mesimler falan ayakları. Artist olacakmış dedim. Dedi ki o da bir yol sen de gidiversene dedi. Ya bırak dedim şimdi Cemil'le dalga geçerken bana mı yöneldi bu iş? Sonra ertesi gün aynada tıraş oldum. Ya işte açlık da herhalde parasızlık başımıza vurdu. bir yolda biz gidiverseydim. Ben hiç resimsiz, yarışmanın son günü, Cuma'ydı, hiç unutmuyorum, geldim. Ses dergisini bilmiyorum, Balıkesir Talebi Yurdu'na geldim. Oradan dergiyi buldum, uzatmayayım ondan. Çok komik olayla. Ya işte adam sepetledi bizi, olmaz dedi, bitti dedi. Ama biz bir yerde ne kadar Anadolu'lu olsak, neticede kapalı olmayacağını o mecmuanın o saatte biliyoruz. Bir daha gittik, bir daha gittik, anlatacağım. Bütün arkadaşların yeni eşyalarını falan aldık işte. Pardüsü burada, kazak burada falan, ayakkabılar bir. Yok böyle bir şarlı var ya harekette. Geldik kapıyı açtık. Adam bakmıyor adam. Üçüncü girişimde anca girdim. Bir adama çık dedi. Arkasından ben de çıktım. Adam bakmıyor. En sonunda durdu. Ne dedim. Ben yarışmaya geldim. Ses dergisini. Ver resimlerini dedi. Ben de dedim resim yok. Anlamadım dedi. Ben kendim geldim dedi. Bizim o Anadolu kurnazlığı içinde. Ondan sonra şöyle bir baktı. İleride masada yazı işleri müdürü Semir Albay Bilbaşar var. Kulakları Semir Albay, Semir Albay dedi. Arkadaş dedi artist olacakmış ama resimleri yok dedi. Semir Albay böyle sanki bir asır oldu benim için. Geldi oturdu yerden kalktı. Ha dedi sen misin? Benim evet. Resmin yok mu? Bir daha hikayeyi anlattık. Geç öğrendik dedik, işte bindik. Zaten akşam bindim İzmir'den, sabah burada oldum. Yarışmaya gireceğim. Erol Dernek vardı rahmetli. Çıkın dedi yukarıda resimleri çekin, aşağı inin. Bir çatının arasında şöyle ufak bir yerde çat 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 resimleri çektik, aşağı indik. Sen dedi ne iş yapıyorsun? Ben talebeyim dedim. Yok canım dedi. Beni talebeye de benzetemiyor, yazı işlemiyordu. Talebe hüviyetini çıkardık. Ondan sonra yarışmalar başladı. O zaman yarışmalara işte bir ser film giriyordu. Bir de Nusret Bisel İkbal film giriyordu. Nusret İkbal. Onlar sesi organize ediyordu. Yani bir yere kadar geldik. Bir yerden sonra ben öğrendim altında film çekmek olduğunu ama dönüş yoktu. Bir de arkadaştan borç para aldım gelirken onu ödemek vardı. Mecburen dediler ki saçların da çok kısa. Nusret Bilsel dedi ki saçları Johnny'ler gibi dedi dikine çıkarsın oğlum senin hiç yanında bir resmin yok mu? Vallahi yok diyorum benim resmim yok. Ya diyor dik çıkar o zaman Nusret İkbal de diyor ki o da Duvarların Ötesi diye bir film çekti sonra bir hapishane kaçış filmiydi. Evet, onu da oynatacak bir sonra duyuyorum ben. O da diyor ki ya olsun diyor benim işime yarar diyor ben de böyle kötü baktığı için. O zamanlar bir laf vardı hani biliyorsun. Oyuncu olmak reisörün yatak odası. Bayağı bir korktum. Ne oluyor diyor. Eyvah. Ondan sonra döndü. Bana dedi ki ya dedi olmazsa sen finalist olursun dedi. Nusret Birsel rahmetli. Ben dedim ki ben finalist falan olmam. Neden dedi. Ya ben yurtta dedim herkes benimle dalga geçer. Sen deli misin? Ben ya birinci olurum ya hiç olmam. Diye bir laflar böyle. Kendi gençliğin verdi 19 yaşında. Tamam dediler sen çık. İşte çıkış o çıkış sonra yarışmalar. Sonra seçimler oldu. 5000 kişi falan katılmıştı. Bizim zamanımızda işte erkeklerden ben seçildim. Benim hanımlardan finalistim Gürel Ünlüsoy Cengiz vardı. Hanımlardan Devlet Devrim Nur İnsel Sevil Can'dan üçünü seçtiler. O zaman birinci yoktu. Bir ikinci Ses Dergisi yarışmasında da Ajda finalisti Hülya'ydı. Edis erkek oyuncu. Böyle abi geldi. Üç dönem falan ses bir yarışma yaptı. Sonra da bitti zaten. Ses de bitti. Yarışmalar da bitti. İşte o arada bizleri sinemaya attı ve gitti. Bu sinemaya girişinde ilk film Belgin Doruk mu? Evet onlar yarışmayı finanse edenlerdi. Daima Kalbindesin Belgin Doruk'la oynuyorduk. İşte kadroda Sadri Bey vardı, Reha Yurdakul vardı.
kalabalık bir kadroydu. Nejat Saydam rejisörümüzdü. Evet, Allah rahmet eylesin. Hep ya. Zaten bu toplantıda şimdi çok rahmetle anacağımız kişiler çok var. İnsan. Baştan isterseniz bir rahmet okuyalım bütün Yeşilçam'da olmayan arkadaşlarımıza, dostlarımıza unutmuş olabiliriz konuşurken. Hepsi Allah, Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. Cennet peki, olsun diye. Yani bu kadar şöhretli insanların arasına birden girmek ve oyuncu olarak giriyorsunuz. Nasıl bir şey hissettiniz o anda? Ya çok tuhaf Sunan. Ben ya gözümüzde büyütüyorduk. Fazla sinemaya da gitmiyordum ben o zaman ama. Ayhan Işık, Belgün Doruk. Yerli filmler vardı o zamanlar. Ara sıra ona gidiyorduk. Paramız olduğu müddetçe. Sonra aldılar beni bir yere götürdüler. Belgin Hanım'la. Ayhan Bey çalışıyordu rahmetli. Aa bu mu dedim Ayhan Işık. Aa bu mu? İnsan yani hayal ettiği zaman gözünde çok büyüyor. Ama tanıştığı zaman yani normale dönüşüyor. Ya bu şu andaki seyircide de oluyor. Yolda karşılaşıyor. Belki kafasında sizi, beni, onu, bunu çok büyütmüş olabilir. Aa bu mu lan Tamer Yiğit diyor. Kendi kendine böyle biraz şey yürüyorsan amma kasılıyor diyor. Ayağın bir yere çarparsa ulan yürümesini bile bilmiyor. Nasıl artist olmuş? İşte bizim toplum, değerler. Ama biz buyuz. Ama sizin döneminizde hani böyle bir şeyler yapılıyor ama döneme gelelim sizin. Siz çok sevildiniz. Ya yani benim gittiğiniz dönemim, her yerde olay oldu yani. Sert bir dönemdi. Yani 60-70 Ayhan, değil mi? Ayhan vardı 62. Ayhan Işık abimiz vardı. Göksel abimiz vardı. Orhan Gülşiray, Eşref Kolçak, Fikret Hakanlar dönemiydi. Muhteremdi onlar. Belgün Doruklar. Sonra bir anda bu yarışmalar, bu şeylerle sinema değişti. Her şeysiyle değişti. Onu daha sonra konuşuruz. Yani o zaman bir ulusal sinema yapılıyordu. Bir başka bir tarzda. Eğlencelik işte. Herkesin gazozunu çekirdeğiyle alıp gideceği, ağlayacağı mendiliyle falan. Sonra sinema değişti. Aşk hikayeleri. Biraz komediler. Santimental komediler. Yer yerde çok ufak avantürler vardı. Ama gene de o söylediğimiz filmlerde de gene hayata dair, aileye dair böyle bir... Daha ailenin, daha toplumun derinine inmiyordu. Meseleleri daha şey. Satıtta değerlendiriyordu. Sonrasında derine inmeler başladı. Peki sizin aileniz ne dedi? Oyuncu olmak istediğinizde? Ben sonra ilk önce söyleyemedim, sonrasında söyledim. Önce işte babamdan reaksiyon fazla gelmedi ama o zamanlar... Artist olmak bugün gibi değildi, biraz kötü yola düşmüş gibi bakıyorlardı. Ya ailenin kötü yola düşen arkadaşım. Ne artist oldu çocuğun, eyvah mahvoldun. Şu oldun, bu oldun, peder beş vakit namaz kılıyor, annem beş vakit namaz kılıyor hepsi. Ben mutasip bir ailenin çocuğuyum, gidişten de öyleyiz. Herkese bir tuhaf geldi ama sonrasında işte paralar kazanılınca falan işler değişiyor be Ümit ya para. Ama, hayatın temel direği. Ama sen şey değişiyor ama sen değişmedin abi. Yani şöyle değişmedin. Sen senin inançların, insana olan sevgin, o setlerdeki insanlarla diyalogların, o bir kaliten var ya, senin. Ya Ümit haklısın, sağ ol, teşekkür ederim de. Tabii yer yer bizim de yanlışlarımız, bizim de ufak tefek hatalarımız oluyor ama bir değerler içinden geldik. Biz bir Anadolu'dan geldik, bir aile çocuğu işte haramın ne olduğunu, helalin ne olduğunu, ayıbın ne olduğunu bunlar içinde yetiştik. Hep bunlarla böyle yer yer şey yaptık, ulu orta yetişmedik yani. Bir muhafazakar aile içinde de olunca bu değerler bizde yer etti. Ondan sonra Yeşilçam'a gelince bu değerleri ben kıramadım. Hep, yani hedefi görüyorsun ya, ben buraya gidersem işte şu iyi olur diyorsun ama o hedefte senin değerlerine ters düşen bir şeyler varsa, o değer yargıları da ahlaki sorunlara dönükse eller yukarı teslim, ben bu işi yapamam kardeşim, bana Allah'a ısmarladık diyorsun. Dedin, evet. Yani hiç sorun aşk orada böyle çıkıyor. Bir şey değmez çünkü. Yani, evet ya hiç... bu değerler, insan karakteri, doğuş, o yani bazı insanda hakikaten değerlerin içinde çıkabilir, onu da okuyoruz hayatta, hafız. Ana hafız, baba hafız, kız başka bir yollarda olabiliyor ama bu yapı demek ki bizim değerlerimiz. Biz böyle yetiştik, böyle... Bir de böyle hayatımızdan memnunuz yani. Evet, başka türlüsü rahatsız ediyor. Yastığa başını koyduğun zaman, diğer şekilde hareket ettiğin zaman rahatsız oluyor. Değerler... Neden ben bu yanlışı yaptım diye.
Yanlış yapmamak. Yanlış yaptığımız şeyler oluyor ama onlar da oluyor hayatın canım. Bir ben dersi oluyor. Yani ya, hiçbirimiz melek ama gelmiyor. Bu yanlışları bile bile yaptığınız zaman ha. Ya bile bile yapmak. Bir kişilerin tabii. Bir şeyine dokunduğu zaman biraz keyfi kaçıyor insanı değil mi? Evet. İnsan moral. Yani o yanlışlar benim prize parmak sokma olayı bir değil tabii. Yani bir insanın ahlaki değerlerinle oynamak, bir insanın işiyle oynamak, şahsiyetiyle oynamak yahut da kazancıyla oynamak gibi değerleri kastederek konuşuyorum. Peki abi bu ilk sete gittin. Ya. Hayatında set yok, fotoğraf yok. Götürürken fotoğrafsız gidiyorsun. Bir anda ceket, pardüse, bir şey, palto, haydi sete sizi çağırıyoruz. Şimdi ilk sete gittim ben. İlk set şeydi, bir böyle samanlık sahnesi. Sohbanın platosunu hatırlar mısın? Eski Şişli'de Ömür Kliniği'nin olacak. En eski platolardan biridir. Oraya bir dekor yapmışlar. Dekorun içinde işte Sadri'yle, rahmetliyle Belgin Hanım var. O da rahmetli oldu. Ben de camdan bakıyorum. Onun şu anda değerini bilmiyorum ama işte yağmur yağıyor falan. Şeyi kırıyorum, camları kırıyorum falan. İlk sahne ama biraz da yukarıdan yağmur yağdı. Titriyorum da. Ama rol gereği de biraz belki de ölü olmam gerekiyor. Ben kırdım. İş bitti, camları kırdım ve artist oldum. Ondan sonrası tabii devam etti. Ondan sonraki zorluklar bugünün zorlukları yok. Yani bugün şimdi işte mekteplisi var, şeylisi var. O zaman bunlara pek bakılmıyordu Ümit ya. Aynen. Evet. Ya bu değerler de başka. Ya bu değerleri ortaya koyduğumuz zaman çok tartışılması gereken şeyler var. Diyelim ki bizim sinema sanatçılarının bir kısmı alttan gelme, çıraklıktan gelme. Kadın erkek. Bir de bizim tiyatrocu şeyimiz var, kesimimiz var. Bugün o zaman Türkan Şoray'la Yıldız Kenter'in yer değişmesi lazım. Yani mektepli, okullu yahut da tabandan gel. O sinemanın, perdenin verdiği bir şey var, bir hava var. O istediğiniz kadar değerler içinde gelin, istediğiniz kadar mektepli olun, istediğiniz kadar profesyonel olun. O perde kabul etmesi lazım. Bir ışık meselesi. Bir ışık meselesi. O tutmadığı zaman Allame Cihan olsan bir şey fark etmiyor ama baktığınız zaman o zaman bütün sinema bizim Erol Taşlarından tut Kadir abilere kadar hep böyle temelden alaylı takımıyız biz. Evet. Yani alaylı mektepli olayı var ya. Alaylı i̇şte takımıyız o... ama bunun yer yer kavgası oluyor, dövüşü oluyor. Ben hiç bu şeylere katılmıyorum. Varsa vardır abi, yoksa yoktur. Yani bir de perde şey... kabul ediyorsa ediyordur, etmiyorsa etmiyordur. İşte ona şöyle bir şey söylesek, yani mesela fotojenik, mesela birisini gördüm, foto yani bir fotoğrafın bir insana yönelttiği zamanki fotojenisi vardır. Yani kendisi fotoğraftan daha güzel olanlar ya da o kadar güzel olmayıp fotoğraf makinesinde çekilen resminde fotojenisi vardır. Sinemada sinema jenisi var. Evet. Sinema jenisi de kameraya koyduğun zaman yaklaşırsın, bir yüz görürsün, bu kadar mı doludur? Bir de güzellik değil ama. Güzellikle alakası tabii, yok işte. Değil işte. Evet, bu başka sinema şey. Jenisi. Evet. Kesinlikle. Yani, o da, yani bunun geçmişteki bir takım yani güzel olmayıp ama jenisi muhteşem erkek ya da tabii. kadınların olduğu bir ton insan var böyle. Dünya sinemasında da var. Sinema kamerası onu seviyor. Evet. Aynı. Kamera onu sevmesi. Ya onu olmadığı yani, zaman... Saçın isterse evlatın da bir gözün yeşil de biraz her pembe şey olsa de bir şey fark işte boyunda kavak hikayesin. Böyle arkadaşlar aynen. da geldi gitti. Çok güzel arkadaşlar vardı. Bugün de Beyoğlu'na çıktığın zaman ne anneleri doğurdu ne yakışıklı çocuklar var ama bazen tutuyor bazen tutmuyor, tutmuyor bazen olmuyor. Yani. Peki bu film falan çektiğin dönemlerde hani bir çektin iki çektin üç çektin falan böyle arkada bir yani hani vardır ya. Biz konuşuyoruz hani bir takım işte abilerimiz falan böyle bir hani sana yol gösteren yani dedi ki işte atıyorum Ertem abi gibi işte Ertem eğilmez her zaman konuşuyoruz burada da ama o bir güçtür mesela öyle bir denk ya, bir şey olmadı değil mi size yer yer yol bir şeyler konuşuldu ama kimse öyle arkasını arkama dayanıp da evladım şuradan gideceksin böyle gidersen çok sağlam gidersin işte politik aşı olsun işte suratını öyle yapma elini böyle kaldırma o ya o zaman bir şeydi Ümit ya piyasa biraz daha bilinçsizdi yani ne tutarsa o götürüyordu
Ondan sonra zaten o aksaklıklar kendini daha yer yer göstermeye başladı. Ondan sonra sinema değişmeye başladı. Yani önce biliyorsun jön sineması vardı. Evet. Erkek oyuncu hakimiyeti vardı. O ondan sonra bir hanım dört yapraklı yonca hadisesine döndü. Sonra rejisör sineması başladı. Sonra da prodüksiyonlar başladı. Büyük prodüksiyonlar, büyük rejisörler. Bir ara araya bir de şey sokuyor. Prodüktör. Tabii. Sineması da vardı değil mi yani? Onlar yaptı, onu yapıyor, bunu yapıyor. Rejisör sineması vardı. Yani böyle katlamalı. Prodüktör sineması ile rejisör sineması hemen hemen %60-70 aynı yerde birleşim. Yani prodüktör olan yönetmen de oluyor. Yönetmen oluyor. Kendi yönetmeyi yahut da rejisörün istediğini verebilen prodüktör, prodüktör oluyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Siz rejisörsünüz, prodüktör size hiçbir şey vermiyor. O zaman siz yoksunuz. Çok iyi bir rejisörseniz, prodüktör vermiyorsa yapacağınız hiçbir şey de yok. Evet, zaten. Ama çok iyi prodüktörsün, çok büyük prodüktörsün, rejisör olarak bir şey yapamıyorsun. Verilen de hiçbir şeye yaramıyor. Aslında abi hep zaman zaman bizim çektiğimiz yani ben film çekerken sonra dizilere başladım ama film çekerken bir yönetmen olarak önemli şeylerden bir tanesi şöyleydi. Sizle bir yönetmenle bir prodüktör ne kadar arkadaş, ne kadar dost, ne kadar güvenilir birbirlerine. Yoksa öbür türlüsü şöyle oluyor. Şimdi bir yönetmen bir filmi çekmek için çırpınıyor. İşte şunu istiyor, figüran istiyor, işte arabayı zengin istiyor falan. Bir tarafta da bir prodüktör var. Para kazanacağım. Yok o arabayı vermem. İşte şu köşkte çalışması çok pahalıdır. İşte bu kadar figüran istiyorsun kardeşim. Nasıl bulacağız bu parayı, nereden vereceğiz? Bu filmde biz cebimizden... Yani o zaman şöyleye dönüştü yani. Yönetmenler yapımcı olmaya başlayınca kendi filmlerinde hem yönetmen hem yapımcı olduğu zaman ne oldu? Filmler güzel çıktı. Ya da tam tersi paraya dönük çıktı. Yani bir yerinden bir yeri aksaklık gösteriyorsa, yönetmenliği daha ağır basıyorsa parayı çok harcıyor. Hayır, prodüktörlüğü ağır basıp para kazanayım diyorsa aynı insan bu sefer yönetmen olarak bir ton eksikleriyle geldi. Bu da bir sinemamızı içinde görünmeyen bir kargaşaydı. Bir de onun dışında bir üçüncü madde sayayım sana. Spot yapım var. Spot yapım dediğim prodüktör diyor ki kime inanıyor da rejisöre inanıyor yahut da başa alacağı aktöre yani afiş isminle satabileceği afişe bakıyor. O zamanlar ya benim dediğim aktör dönemleri yahut da art istiyorum işletmeci geliyordu, kadroyu o belli ediyordu. Ben Türkan filmi istiyorum 5 tane, 2 tane. Öteki diyordu ki ben Fatma, o Tamer, o Cüneyt, o oynatacağı isme adam arıyordu. O zaman rejisör hiç önemli değildi. Değil. O zaman oyuncu önemliydi. Tamam. Ama baktılar ki istenilen Türkan filmi, Tamer filmi, Ahmet filmi ileride biraz uyandılar ki rejiye dayalı. Çok kötü Tamer filmleri, çok kötü Türkan filmleri çıkabiliyor. O zaman rejisör dönemi başladı. Ama demin saydım üçüncü şıktaki paket program geliyor. Prodüktör diyor ki inandığı rejisöre ya da başrolü oynayacağı aktörü. Ben böyle çok iş yaptım. Diyor ki benim cebimde 80 bin lira param var abi. Ben yola çıkıyorum. Ne diyor? 80 bin liraya göre kadro yapıyorsun. 80 bin liraya göre ham filmi ayarlıyorsun. Rejisörü ayarlıyorsun. Tabii kameramanı yanında. Yani ben böyle en azından 6-7-8 tane film çektim. Yok o Safa'ya Yeşilçam girdiği zaman olay buna döndü. Evet, negatif yok. Negatif mesela, yok. 30 kutuyla bitireceksin. Ya kardeşim iyi de bunun tekrarı. Adamın haftası yok. Yani şimdi hafta meselesi de çok önemli. Adam çekmiş, yani sinema siz de biliyorsunuz benim bildiğim kadar. Suna Hanım da biliyor ama belki içinde değilsiniz ama. Biz içindeydik. Yani belirli haftalar var Beyoğlu'nda. Ya Beyoğlu'yla beraber İstanbul'da gezen sinemalar var. Buna ayak derdik biz. O ayaklar... Birinci ayak. Sene başında birinci ayak, sezon başında daha doğrusu kışa girmeden işte şu aylar paylaşılıyor. Diyelim ki 20 ayak var, 20 sinema var. 20 sinemayı 4 prodüktör, 5 prodüktör kendi aralarında bölüyorlar. İşte bu hafta senin, Şubat'ta şu hafta senin, bu hafta benim.
aralarında taksim ettikten sonra o 10 prodüktörün dışındaki prodüktöre zaman sinema ve yok. Oyun sineması kalmıyor. Alttaki yani prodüktörler altta yok. Film değil, ilahını çekse oynayacağı sinema yok. Varsa anca da, o adam 4 prodüktörden birinde aksaklık olacak, filmi çıkmayacak, yetiştiremeyecek. Yahut da başka şartlar içinde o haftasını ona verebiliyor ama her zaman bunu yapamıyor. O prodüktörlerin 4'ü, 5'i, 6'sında biz isim olarak biliyoruz. Bunları burada anlatmaya gerek yok. Ya Yeşilçam'ın içinde, Yeşilçam dediğiniz zaman çok büyük dalgalanmalar var sadece. Ya Yeşilçam'da hayat verenler dediğiniz zaman Yeşilçam'a da hayat verenleri konuşmak lazım. Evet. İşte bunlar sinemacıdır, işletmecidir mesela. En büyük şey işletmeci. Adam geliyor Anadolu'dan, ben diyor Tamer'i istemiyorum kardeşim, Ahmet'i istiyorum diyor. Hoppala. Sen rejisör olarak istediğin kadar de ki bu role Tamer gidiyor kardeşim. Ama benim biz... kafamda, hayır kardeşim istemiyorum diyor ya. Evet. Ya öyle ki ben Efe filmi olarak... çektim. Diyor ki ya Anadolu'da Efe yok, baldırı çıplak adam yok, tutmuyor. Efe Ege de tutuyor. Şimdi böyle bakıyorsun. Yani Efe'nin kostümü bu abi. Yani İzmir ve Ege istiyor. Ege havalisi Adana tutuyor. Adana tutmuyor. Güneydoğu tutmuyor biliyorsun. Yani bu tabii o kadar. Bizim Yeşilçam 7 bölgeye ayrılmış ya. Orta Anadolu'sundan, Adana'sından, İzmir'inden, işte Güneydoğu'sundan, Zonguldak'tan, İstanbul. Şimdi buradaki işletmeciler var. Bu işletmeciler parayı sezon başında getirip prodüktöre veriyor. Prodüktör yani oynatacağı filmi, prodüktör de ona göre kadrosunu yapıyor, filmini yapıyor, bilmem nesini yapıyor. Onlar çok büyük şey yapıyordu toplum üzerinde, çok yani Yeşilçam'ın üstünde çok söz sahibiydi. Ama onlara baktığınız zaman da seyirci bunu istiyor diyor, herkes diyor. Onlar da iki şıklı ya şey olarak geçiyor filmi, %25'ini alıyor, filmi oynatıyor ya da filmi satın alıyor. İki şekilde. Yani bu santaj şeklinde alıyor senden filmi, çalıştırıyor orada filmi %25. Şimdi buradan ne doğuyor? Sezon başından gelen filmlerin senetleri doğuyor. Prodüktör o senetlerle iş yapmak mecbur. Prodüktör getiriyor sana, ham maddeyi peşine alacağı için senetler oyuncuya kalıyor. Bir oyuncuya senet atıyor, 8 ay, 7 ay, 6 ay. İşte meşhur Ferdinand Manukyan var bizim piyasanın o zamanki bu senet. 10 milyonluk senedi koy, eline 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin liradan para alabiliyorsun. Bu şartlar içinde ne nasıl yapılır onu geçen bilemiyorum. Geçen programda yani Ferdinand Bey'in ismi de geçti, hatırlıyor musunuz? Ha, yani aynı meşhur, herkesten meşhur. Peki, Ferdinand Bey'in ismi unutulmaz. Bütün adli adliyeler falan var. Madit Manukyan'ın yani. Peki senaryo hiç yazdınız mı senaryo ile? Ya ben bir iki tane senaryo yazdım. Hatta bir ikisi de bir şeylerden birileri tarafından çekildi, istismara uğrandı. Ya ama bazı senaryoları da aldığımız zaman kendimiz öyle senaryolar geliyorduk ki Ümit, paramparça kendimizi kurtarmak için kaleme sarılıyorduk. Kendimizi nasıl kurtaralım, buradan bunu mu yaparız, buradan bunu mu yaparız? En azından 20 senaryo üzerinde şey ama 4 yahut da 5 tane benim yazdığım hikayem var. Tam senaryo halinde değil ama toprak şey var, kara toprak var, azap var benden. İşte aldılar onu, Türkan Hanım oynadı. Buna benzer bir iki tane daha hikayem var. Ya, peki bu şey içinde kolay mıydı sinema yapmak yani? Şimdi hem istediğini yapamıyorsun, hem birileri mutlaka karışıyor. Hem bir senaryo meselesi geliyor. Mesela temin anlattığın gibi bir azap diye bir şey yazıyorsun. Sonra elindeki bir hikayeyi sinemada yani bir yerde konuşuyorsun. Diyorsun ki ya benim şöyle bir hikayem var. İşte şu çocuk buradan, o çocuk şöyledir, şöyle. Bir dünya yarattım ben bunu. Bir sene, iki sene zaman olarak bir yere anlatıyor. Sonra bir bakıyorsun iki ay sonra film olmuş. Çıkıyorsun dışarı, bu ne ya? Yani buna biz fikir hırsızlığı diyelim. Bu bir hırsızlık. Bu fikir hırsızlığı bizde hep oldu. Hala da oluyor. Hala devam da ediyor.
son günlerde örnekleri de var. Ferdi Tayfur bağırıyor. Çok. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Şurada kimseyi suçlamıyorum. Kimseye de cevap hakkı vermiyorum. Gazetelerden okuduğum kadarını söylüyorum. Aynı fikir. Ama değil. Sinemada en zor şey ne biliyor musun? En kolay şey ne biliyor musun? Bu kameranın önünde oynamak. Eğer kameranın arkasını halledemiyorsan, senaryonu iyi tespit edemiyorsan, rejisörün iyi olmuyorsa, prodüksiyonun iyi değilse sen Allah'a emanetsin abiciğim. Yani evet. O ya ilah olmuşsun, kaşın olmuş, bıyığın olmuş. Hikaye. Arkasını çok iyi ayarlayacaksın. Oradaki kulisleri çok iyi bileceksin. Ha bir dahaki dünyaya zaten sinemaya gelmem ama onları çok iyi biliyorum. Aslında tabii şey gibi değil mi abi? Yani bir filmi çekiyorsun, bir insanlar geliyor, seyrediyorlar, bravo, yaşasın, çok güzel diyorlar ya da kötü diyorlar, neyse. İkisinin arasında dolanan da var. Oysa onun arkasında çekilen o kadar sıkıntılar, senaryo, kalıcı mıyım? Ne kadar senaryoyu doğru yaparsam, gelen senaryodan "Aa ben bunu beğenmedim, çekmem" deme ekonomisinde değilsin, ya, gücünde değilsin. Ümitçiğim, çektiğin sefer... zaman da oluyor aynı sıkıntılar. Biz bazen çekiyoruz istemeden, bir filmi çekiyoruz, bakıyoruz ki her şeyle yanlış. Başlıyorsun film, mani de olamıyorsun prodüktöründen, reisöründen. Yani sen ben oynamam dediğin zaman 3 gün için prodüktör vaat ediyor. Rejistör tamam iyi olacak diyor. Bir işe gidiyorsun. 3. gün bakıyorsun ki her şey kötü. Ama sen okurken iyi olduğuna mı Yani iyi fena değil. Çıkarım ben bu işin içinden diyorsun. Hayata o belli geçirelim. Şartlar hayata dönelim. Geçtiği zaman değişiyor. Bitiyor. Her şey kötü. Neticede bu film bitiyor. Çünkü ben bırakırsam o kadar adam işinden olacak. O rejistör işinden de, olacak. Bilmem. Bir de filmi şimdi, yarım bırakıyan adam olacak. Dedikodun olacak yani. Filmi bıraktı gitti. Bir de gitti. O olacak. Bu defa başlıyorsun ya. Abi gece yat. Bu film çıkmasın, stüdyoda yansın. Bu film stüdyo yansın. Stüdyo yanmıyor abi. Sinemaya giriyor, sinema yansın ya diyorsun. Neticede çıkıyor. O çıkan film bazen hakikaten şaşırttı. Şaşkınlık verici derecede iş yapıyor. Bazen de hakikaten rezalet bir şey oluyor. Yok oynamışım metozori. Ya kendi ihtiyaçlarımdan oynamışım. Benim de ihtiyacım var. Ekonomik. Ben de bir ev geçindiriyorum. Evet. Benim de işte kiram var, mutfak masrafım var, doğalgazım var, elektriğim var. Bunları ödeyemiyorsun. Paran var. Şimdi diyorsun ki ben bu sene bu işi yapıyorum. Ne yaparım? 10 film. 10 liradan 100 lira. Ben 100 lirayla geçinirim. Abi moda bir dönüyor, şarkıcı film oluyor. Sen 10 film düşünürken 4 filmde kalıyorsun. 4 film senin ekonomini şey yapmıyor. Tatmin etmiyor, önünü açmıyor. Daha bir evvelki seneden de açıkta gelmişsen ne yapacaksın? İster istemez kötü yahut da biraz kafanın yettiği kadar yanlış bir projeye gireceksin. Ya burada yine bu işi yapan arkadaşlara benim tavsiyem. Ekonomilerini çok iyi tutsunlar. Oyuncu olsun, oduncu olsun. Ama ekonomisini çok iyi tutarsa yanlış projeye olur, girmez. Bekleme, bir sonraki projeyi bekleme imkanı olur. Biz Tamer Bey. Filmlerinizi izleyelim. Yani, izleyelim filmlerinizi yani, ama bir, senin bu yaptığın filmleri izlerken de izleyelim. Ne kadar güzel filmler olduğunu bir görelim. Tamer abicim, ne güzel filmlerini seyrettik. Neleri seyretmişiz bir bakalım. Dağlar Bizimdir, Necat Saydam. Değil nokta mi? Nokta gidelim mi? Ha, Dağlar gidelim. Bizimdir de en büyük beni rahatsız eden takma bıyıklarım da Allah'ın sıcağında yapıştırıyorlar. O kadar rahatsız oldum ki, o kadar ünüyordum ama bir daha takma bıyıkla filmi yapmadım. Oradan evet, rahatsız evet, oldum. Evet. Ama orada da ne kadar yakışmış. Yani ama bir Efe filminde, hayır yani tamam. Ama bir Efe filmindeki o yüz, o kıyafetle çok yakışmış. Evet, ayrıca işte söyleyeyim yani. Ama işte fazla senin gişesi olmadı. Anlattım. Ha Ege, yani, Ege filminde. Ege'de iş yapmadım. Arkadan Toprak Ana gelmiş ve gelelim bizim Metin abimizin Suçlular şimdi aramıza. Ona gelelim de ben Boğaziçi şeyde Babamız Evleniyor da bir şey söyleyeceğim. Bazı karakterler var işte Allame Cihan olsan demin sinema fotojenisini konuşuyordu. O zaman da Mahi Öz hala Oroz Nuri ile bir numaraydı. Evet. Bana şimdi sorsan öyle bir filmde oynar mısın diye oynamam abi derim.
7 bitirdi adam bir şey abi ya. Mayoz değil mi? Tabii ya, yani oynarmışsın. Oynamam şu aklımla oynamam. O gün yine oynardım. Yani müthiş oyuncu değil mi? Abi müthiş oyuncu. O zaman Horoz Nuri diye bir karizması var. Yer yeri götürüyor. Yer yerinden iniyor. Buna karşılık bir de Mualla Sürer vardı. Ya karşılık ya. Evet, karşılıklı alıp oynuyorlar, silip götürüyorlar. Götürüyorlardı. Şimdi oynar mısın bu ikilinin arasına gir. Ben komedyen falan değilim. Oynamam abi. Ya yani. O tür bir oyuncularla oynamak da keyif değil mi ya? Abi keyif değil. Yok olduğunda adam var ya. Sen yoksun ki. Filmde adam var. Mahir Bey var. En çok kimle oynamaktan zevk aldınız? Ya o değişik. Kendi kendime oynamaktan zevk alıyorum. Niye? Aha güzel cevap. Kendi kendine oynamak kadar güzel bir şey var. Şimdi ya. Gelelim Metin abiye. Temin'e geçerken Metin Erksan. Evet. Türk sinemasında damgasını vurmuş bir büyük ve böyle olağanüstü bir yönetmen. Değil mi? Evet. Hiçbir şey yaptırtmaz. Yani bir Metin Erksan vardır. Ve sinemada da öyledir. Yaptıklarıyla da öyledir. Ben çok severim. Abimle de filmleri vardı. Burada bazı bir şeyleriniz var. Bu epey uzun süren bir şey değil mi? Bu suçlar aramızda. Belgin Doruk, Ekrem Bora. Kimler var abi? Leyla Sayar. Atıf Kaptan, var. Erol Taş, Ekrem... Evet. Abimiz ödül mü aldı bu filmin? Çekiminde ödül mü almıştı? Şimdi biz başladık. Bir hafta falan çalıştık. Metin abiyle. Metin abiyle çalışmak çok zor. Metin abi oyuncuya pek şey vermiyor, değer vermiyor. Önce kendi resmi, kendi mizanseni, kendi kadınları, kendi şeyleri. Ondan sonra oyuncu geliyor. Ama çok zor. Ya ben hatırlarım o filmde beni Fransız Sefarethanesi'nin duvarının önüne dikti, elinde vizyonlar. 3,5 saat baktı abi. 3,5 saat ben duvarın önünde böyle mi durayım, öyle mi durayım. Böyle elinde vizyon. Rejissör vizyonu abi. Fransız Sefarethanesi'ni hatırlarsın. Bilmez Boğaz'da. Mi? Onun bir duvarı var sarı. Ortasında kucakları var onun önünde. 2,5-3 saat beni dikti abi. Oradan baktı, buradan baktı, oradan baktı. Şimdi başında bu filme girdik. Biz girdiğimiz zaman bir hafta film çektik. Bir hafta sonra Küçükçekmece'de o eski tarihi köprü var. Küçükçekmece'yi geçince ne Avcılar'a gitmeden hemen aşağıda Çukur'da. Orada çalışıyoruz yine böyle travelingler kurulmuş bilmem neler kurulmuş. Bir haber geldi. Metin Bey Susuz Erzan ödülü almış. Biliyor musun sen bunu? Biliyorum. Bu hikayeyi biliyor musun? Hayır, hikayeyi bilmiyorum da. Evet. Paydos. Susuz... Ödül aldığını biliyorsun. Biliyorum, ha, biliyorum. Değil mi? Paydos. Duydun mu ne dediğini? Evet. Set Paydos. Bir hafta ödül sonra aldı. Yeniden ödül başladık. Ödül aldı ya, sete gelmiş. Aynı sahneleri tekrar çekti. Paydos. Aynı sahneleri bir daha ödüllü şeyle. ya ödülü yorumla çekti. Evet, öyle mi? Evet. Ya o şeyleri beğenmedi. Ondan sonra... Ben tabii 40 gün oldu film. Benim anlaşmalarım var. Hülya ile Sapanca'da çalışıyoruz. Akyaz'ın ailesindeyiz. O zaman Cüneyt Arkın, ben işte Hülya Koçit oynuyoruz. Abi 7-15 güneşinde çiftçilerin köşküne çağırdı beni 5 defa. Çiftçilerin köşkü dedim, bir kayıkhane var. Kayıkhanenin parmaklıkları var. Oradan 7-15'te güneş giriyormuş içeriye abi. O güneşi yakalamak için. 4 defa ben şeyden Akyazı'dan geldim abi. 3'ünde güneş girmedi abi. 4'üncüde girdi. Yani şimdi ya aslında... ve 2,5 ay sürdü. En son yazın başladı. Kışın öyle tahmin ediyorum bir şeyde film bitti. Ama Metin Bey de vazgeçmişti artık filmde. Ya yani iddiasından, ısrarından vazgeçmişti. Ekrem'le en son bir Şilev'in üstünde kavgamız var, final sahnesi. Turşumuz çıktı, kışın çektik abi, şortlarla böyle. Ölümümüz çıktı, ondan sonra film çıktı tabii. Peki. Film beklenen işi vermedi. Hepimiz film işi, Metin Erksan, senaryo, iyi prodüksiyon, işte her şey dört dört. İyi olacağını, işte o filmin bize bir şeyler getireceğini, bir şeyler kazandıracağına inandık piyasada. Hep öyledir yani, iyi bir film çekerim, iki film çekerim. Arkasından şeyle.
Bunda pek fazla bir şey gelmedi. Ama gene Metin Erksan imzası. Metin Erksan imzalı. O şeyde film arşivinde duruyor abi yer yer. Sanat ağırlıklı film olarak. Bir şey söyleyeceğim. Gözüküyor. Yani bir rejisör veyahut da bir oyuncu ödül aldıktan sonra ki filmi ve rolü çok zordur. Çünkü birden ödüllü oluyorsun ya. O ödülü artık iyice hak etmen gerektiğini düşünüyorsun. Yani o ilk ödülden sonraki rolü çok zor. Veyahut da ya, filmi çok zor. Yani ona göre davranman gerekiyor. Anladım seni ne demek istedin. Sizler bizim o zamanki sinemada ödül alan oyuncuya iş vermezlerdi. En son ödül aldım 95'te bir daha sinemada film yapmadı. İşte aynısını söylüyorum. Israrla fazla işte film harcar. Fazla rakam ister, burnu büyümüştür ayaklarında. Hayır bir de senaryoya karışırsın diye. Senaryoya karışır, her şeyi mahveder diye iş vermezler. Yeni 10 sene, 15 seneden bu tarafa bir takım şeyler değişiyor. Evet. Vallahi ben 95'te bitirdim ben, ödülümü aldım. Ah tamam dedim, bundan sonra güzel filmlerde oynarım. Diler Saraç gelmişti daha önce bize. Konuşurken o bir 2-3 sene falan çalışmadı, ben ona anlatmıştım orada. İstiklal Caddesi'nde karşılaştık. Ya Ümit'cim vermiyorlar falan. Dedim ki ben ona, sen ödül aldın kızım. Şimdi koşa koşa Antalya'ya gideceksin. Tamam mı? Hemen ödülümü teslim ediyorum, işlerimi istiyorum diye. Haklısın dedi. Korkuyor insanlar. Diyor ki işte, acaba çok para mı ister? Acaba senaryoya mı karışır? Acaba bir şeye ukalalık mı eder? Şimdi ödüllüyüm diye ortada mı dolaşır? Ama Metin abime yakışıyor. Onun tersi de var. Mesela avantür yapıyorsun. Adam diyor ki o filmde işte Cüneyt diyor 5 parandayı üst üste çekmişti. 20 metreden balık atlamıştı. Sen atlar mısın abi diyor. Denerim abi diyorsun. Neyse sen de avantür olmaya gayret ediyorsun. Bir yerde ayağın burkuluyor ya da ayağın çıkıyor. Bakıyor atlayamadı işte. Filmi de bekletiyor işi. Ayağın elinde abi, onu sahnesinden düşmüşsün. Film daha çok atlayacak. İki tane çıkıkçı teyzemiz vardı Kasımpaşa'da. Hazır. Hemen 3 günde bir giderdik, teyze şu ayağımı çeksene. O da sabunlar mı? Şeye girsen ameliyata uzun süren ameliyata. Olsun kolunda böyle. Her gün ben eve böyle gidiyordum. Hanım alıştı artık. Ya kolum elinde ya sırtım yanmış durumda. Avantürün çok büyük zorlukları var. Adam halbuki getiriyor. Yani. Branda abi böyle gördüğün zaman branda 3'e 3 belli. Daha fazlasını taşımıyor prodüktör. Zaten onu da sana taşıtıyor. Yer yok diyor minibüste. Oyuncular biniyor ya branda. Ya atlama trambolinin varsa onu da taşımıyor. Sen taşıyorsun. Şimdi brandayı atlamak mesele değil. Brandayı tutacak adam lazım. Şimdi sette 4 kişi var. Sen yukarıdan 80 kilo atlıyorsun. İniyorsun aşağı 280 kilo. Şimdi sette de 3 kişi var. Brandanın her tarafına 5'er 6'şer kişi lazım. 4 ile çarptığın zaman 24-30 kişi lazım. 20 kişi olsun ha. 15 olsun yok ki sette. Asker abi gelsene, amca gelsene, Mehmet abi gelsene. Çağırıyorsun şimdi o garibanlar tutuyor brandayı. Tutuyorlar, ne olacağını bilmiyorlar. Eğer sen de çok yüksekten atlıyorsan Ümit, bir tane işaret koyuyorsun, başa bakamıyorsun. Ya 12 metreden sonra aşağı bakılmıyor fazla. Branda şey gibi kalıyor. Kibrit kutusu kadar var. Bildiğin ne kadar dua fazla okuyorsun. Böyle film çektiniz değil mi? Hayır, hep böyle çektik zaten. Nasıl çektik ki yani? Yani bırakıyorsun siz... ya bismillah diye. Dublör hiç yok mu? Yok. Dublörü zaten belasından kurtaramazsın dublörünü. Bir sakatlık oldu mu kapından ayıramıyorsun adamı. O da çıkmıyor. 100 liraya dublör çıkar mı? 12 kattan atlıyor baş. Hiçbir garantisi yok. Dublörler eski aslında şeyde, yani Cüneyt'ler biz kullanmıyorduk da daha atraksiyonlu hareketler diyelim. İşte ne bileyim halka tutuyor, 4 dönüyor, havada 13 parande atıyor falan. Öyle bir şeyler şey. Onlar da başarılı çocuklar. 2-3 tane onlar da fazla değil. Bir tanesi de öldü zaten Uludağ'da, İrfan'ın filminde. Allah rahmet eylesin. Şimdi onu söyleyeyim. Branda'ya şimdi bütün duaları biliyorsun, okuyorsun. Bir vuruyorsun aşağı. Vurduğun zaman o tutan 10 kişi kafaya vuruyor. Uçlarından ara çöküyor, tutan tabii. Ara çöküyor. Ara çöküyor. Herkes kafa kafaya. Sen tutarsan bileğini kırar. Zaten o çökmeyle sen de vuruyorsun yere. Yani branda her şeyi tutmuyor. Bütün bağırsağın kalbine, kalbin şeyine falan karışıyor. İşte buralarda bazı sakatlıklar oluyor tabii. Yani
göremiyorsun bazı şeyleri ya. Bazı ya şeyleri abi, anlaşamıyorsun. Vallahi, bu defa diyor ki ya atlamasını bilmiyorsun, niye çıktın oraya? Ya kardeşim ya atlama senin filmin için yapılıyor. Senin şey filmin iş yapsın diye kendimizi feda ediyoruz burada. Ondan sonra da arkamdan lafını ediyor. Ha. Deminki olaya getiriyor. Öyle hastaymışsın, şey götürelim, ameliyat masası getirelim. Yok, doktora hikaye abi, kendi derdine kendin bakıyorsun. Ya ne kadar aslında bu tür şeyler. Ya en güzel lafı galiba geçen birkaç bölüm önce geldi. Nebahat Çehre, Nebahat abla, canımız bir tanemiz o da. Para yok falan diye konuşuyoruz ya her zaman böyle hani. İşte Yeşilçam'da para yoktu, işte şu oldu, bu oldu falan işte. Sonra da ya ne yoktu falan. Yoktu dedi. Sadece film çekme oyunu oynuyorlardı sokakta sanki dedi. Film çekmek için hadi çıkalım oyun oynayalım vardır ya böyle hani çocuklar bilmem. Para yok. Öyle bir atladın garantin yok. Hiçbir hastalığın yok, parası yok, havası yok. Gittiğin yerde ne olduğun belli değil falan. Böyle bir film çekiliyor, para yok. Ama filmcilik. Peki birilerde para vardı. Yani bu biriler kazanıyordu, bir şeyler kazanıyordu. Kim yapımcı mı kazanıyordu? Yani sinema mı, sinemacı mı kazanıyordu? Ben size söyleyeyim. Önce tefeciler kazanıyordu bir. Yani senetleri kıranlar kazanıyordu bir. İkincisi bir takım prodüktörler kazanıyordu ama onu sinemaya yatırmadı. Yatıran çok az. Bir Türkan İnanoğlu ya, hatta buna benzer bir iki prodüktör arkadaş daha var. Diğerleri bunları malla mülke yahut da gayrimenkule yatırdı. Ne kadar yatırdı, nereye kadar yatırmadı bilmiyorum. Onun oynadığı da zaten bir rulet gibiydi. Ya bu filmde iş yapıyordu, öbür filmde yapamıyordu. Bu filmde iyi oluyordu, para kazanıyor. Yani en iyi filmleri çekmiş olan Ertem Eğilmez. Eğilmez abimiz var. O da yer yer bir kaç kere battı. Biz ondan önce yaptı. Maskeli beşlerle o arabesk bilmem ne çekti. Ekonomik sarsıntıya girdi. Biz gittik iki tane maskeli beşler çektik. Tekrar para kazandı. Yani maskeli beşlerden firma var mı abi, maskeli beşler diye bir Türk sinemasında şey. Ringo var mı? Hep bunları yaptık biz ya. Var mı abi? Evet, yani laf olsun, torba da olsun mu yoksa abi, hani biraz çoluk çocuğa ya, hepimiz ya kovboy kıyafetleri giydik. Cüneyt de ben de işte tabancalar attılar. Ringo filmleri çektik. Çektik bunları. Evet. Judo karate bilmem ne var mı? Yok. Türkiye'de bunlar yoktu abi bizim zamanımızda. Bir de Tamer abi şey gibi geliyor bana ya. Yani biz hakikaten ben hep konuşuyorum ya bazen. Yani bir sanatçı dediğimiz ya da bu meslekle sinemayla uğraşan artık tiyatrosu da olur, müziği de olur. Hepsi bir tane olur da. Ya biz böyle hani bir bakkal falan işletemeyiz. Batarız. Çünkü parayla marayla bu kadar çok alışverişimiz olmadı bizim geçmişte. Yani biz film çekiyoruz, çağırıyoruz, para konuşmuyoruz. Abi konuşmuyoruz ama hayatımızı koyuyoruz biz oyuncu olarak. Ha. Bak bir yerde sana iki tane estantene anlatayım. Bir tanesi Polonezköy'de bir şey var, köprü var, taş köprü. İşte jandarmalarla giderken ben köprüden aşağı atlıyorum. Jandarmadan kaçıyorum. Aşağı atladığım zaman eski köprünün bacakları buradan geçti. Böyle saçlarımı sıyırarak. Bilmiyorum ki ben suyun altında bacakları olduğunu. Nereden bileyim? Gidip de suya kontrol edemiyorsun ki abi bak. Bu bir. İkincisi Yılmaz'dan bir anlaşmazlığımız oldu Atadeniz'den. Ben bir balkondan parande atacağım. Aşağıda şey bekleyecek beni tente. Araba var, arabanın arkasında bırakacaklar. Ben arabaya bineceğim, İrfan sürecek. Anlaştık, o da bir alt platformda kamera olarak. Yılmaz motor diyecek 8'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben de Orhan Gülşiren kayınvalidesinin evinde üst katına, arkaya çekildim. Süratli döneyim, barandaya atayım diye. Abi, motor dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben ellerimi Trabzon'a koydum. Döndüm bir baktım brandayı falan bırakmış oskiler şeyler falan. Aralarında muhabbet ediyorlar. Ben Hazerfen Çelebi gibi yukarıda kanat çırparak bir düştüm sırtımın üstüne. İnan 15 dakika nefes alamadım. 15 dakika. Abi kendine gel, abi kendine gel, abi kendine. Kim bıraktı onu? Rejistör stop dedi. Motoru hızlı söylüyor, stopu yavaş söylüyor. Stop stop diyor. Olmamış orada bir saniye. Ben de motora göre geliyorum. Duymadığın için devam ediyorsun işte. Maskeli beşler çekiyoruz, halkalıdır.
tren gidiyor. Trenin üstünde Meksikalılar var. Demir Köprü'den giren trenin üstündeki Meksikalıları atlayacağız üstlerine, alt edeceğiz. En başta da benim. Ne olacağını da bilmiyor insan. Hayal kurunca. Abi geldi tren. Vap 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 geldi. Fuf dedi. Aşağısı vagonların ayrımı gözükmüyor. Tık 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 saniyenin onda birinde geçiyor. Bağırıyor aşağı. Atla! Ya nereye atlıyorsun? Gözükmüyor ki altta. Nereye atlayacağım belli değil. Hiçbir garanti. Tren gidiyor. Hiçbir garantin yok. Ben atladım. Böyle vurdum. Böyle gittim. Arkamdan bakıyorum. 7 kişiden kimse yok. İşte Yusuflar var. Şeyler var. Ya bunlar çok enteresan. Mesela Yusuf'la konuş. Trenin üstünde gidiyor. Bir baktım Yusuf böyle oldu. Yusuf'u atladım kucağımla sarıldım. Bir şey puat diye koptu. Bak Yusuf Sezgin'le konuş abi. Yusuf'un koluna 50 defa böyle şey sarılmış. Telefon teline takılmış abi. Ben çekmesem trenin üstünden aşağı gir. Yani bunlar hayatla oyuncak gibi. Ondan sonra gidiyorsun senet vereyim diyor. Para vermeyeyim diyor. Filmde seni öldüreyim diyor. Hafta bulamadım diyor. Ya o hayatını koymuşsun ya. Her şeyini koymuşsun. 2 tane çocuğum var ya. Ve bunu iş yapsın diyor, tutsun diye yapmışsın. Mükafat mı bekliyorsun? Yok para mı ver, hak ettiğimi ver ya. Ondan sonra da diyor ki, yok 2 film çekiyorum, ben gelip oynamıyorum kardeşim diyorsun ya. Ondan 10 gün sonra, 5 gün sonra kavgalar, dövüşler bir şey. Yani şimdi şunu söylüyorum, ya bunları yapan adam da takdir edilmiyor. Yaşasama, böyle bir nankör tarafı var abi, ya. Bu gerçeklerin aslında bilinmesi gerekiyor. Yani dışarıdan o kadar farklı bir şey. Ya bilmiyor, herkesin, senin de ona göre bir takım zorlukların olmuştur, onun da olmuştur. Onun yani, herkesin buna göre bir takım, senin de olmuştur. Olmaz ya. Mı? Ama yani, açlık ya, açlık. Tamam biz paramızı alıyoruz. Yani para için bunu yapıyoruz daha doğrusu. Ama ya ver, onu ya. Ver o zaman ya, onu ver. Onu da vermiyorsun. Abicim. O zaman ne istiyorsun abi? 67 tane film çekmişim. Bütün bu starlarla çektim. Senden işte Fatma'sı, Hülya'sı, Tarık, Kadir İbim 67 film. Filmciliğin sonuna geldiğimiz zaman ev kiramızı veremedik. Filmcilik öncesi elimizde otobüsle yönetmeniz havamızdan geçilmiyor. Otobüs biletiyle Mecidiyeköy'den çıkıyorum. Beyoğlu'na geliyorum. Ya sen şimdi böyle bir yönetmenlik gördün mü ya 67 filmde 5 kuruş parası olmayan? Sadece bana sayma. 160 film çekmiş insanlar var. Bu ülkede Atıf Yılmaz, Türkiye'nin en önemli yönetmeniydi abimiz, yattı yacını. Ya bir dönem duyduk ya bunları biz. Abi duyduk bu, Atıf abi ev kirasını veremedi ya. Ne demek abi Atıf abinin ev kirasını veremedi? Bu konu bak... Çok o kadar dramatik şeyler bu, var da. Ama şimdi aslında yeni bir dram izleyeceğiz. Çünkü Unutulmazlar köşesinde bu hafta Cahide Songu var. Şimdi onun hayat hikayesine bakalım. Gerçek adı Cahide Serap olan Cahide Songu, 1916 yılında Yemen'de doğdu. Dedesi 7. Ordu Komutanı Çorapsız İbrahim Paşa, babası ise dedesinin emrinde görev yapan bir subaydı. Halk Evleri Tiyatrosu'yla sanat hayatına atılan güzel oyuncu, henüz 16 yaşındayken Darül Bedai'ye girdi. Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekince İstanbul Şehir Tiyatroları'nın gözde oyuncuları arasındaki yerini aldı. 1933 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı Söz Bir Allah Bir adlı filmle sinemaya başladı. 1935'te çekilen ve Türk sinema tarihine ilk köy filmi olarak geçen Bataklı Dam'ın Kızı Aysel filmi Cahide Songu'ya Türk sinemasının ilk star oyuncu unvanını kazandırdı. 1949 yılında oynadığı Fedakar Ana filmi sırasında yönetmen Seyfi Havaer'i rahatsızlanınca filmin geri kalan sahnelerini Cahide Songu yönetti. 1950'de Songu filmi kurdu. Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra yapımcı olarak da sinemada yer aldı. Talat Artemel ve Sami Ayanoğlu ile birlikte yönettiği Vatan ve Namık Kemal filmi Yıldız Dergisi'nin 1951 yılında açtığı yarışmada en iyi film, Cahide Songu'da en iyi kadın oyuncu seçildi. Tiyatro sahnelerinde de bir efsane olan Cahide Songu, hem oyuncu hem de yapımcı olarak çok sayıda film çevirdi. Filmlerinden bazıları şunlar: Şehvet Kurbanı, Yayla Kartalı, Senede Bir Gün, Yuvamı Yıkamazsın, Beklenen Şarkı, Ayşecik Yavru Melek, Korkusuzlar, Sevgim ve Gururum, Günahını Ödeyen Adam, Çalı Kuşu, Yahya Peygamber, El Kızı.
1963 yılında bir yangın sonucu kurmuş olduğu Sonku filmin yanması üzerine iflas eden Cahide Sonku, kısa bir süre şehir tiyatrosunda çalıştı. Cahide Sonku, ömrünün son yıllarını sefalet içinde geçirdi. 1979 yılında Sinema Yazarları Derneği hizmet ödülünü alan efsane oyuncu Cahide Sonku, 1981 yılında İstanbul'da öldü. Ya muhteşem bir kadın yani. Kamera onu çok sevmiş. Şimdi kamera çok sevmiş dedin de doğru. Ama hayat ablamız sevmedi. Kendini sevmedi. Kendini sevmedi. Cahide Sonku kendini sevmedi. Kendi kendini. Biraz hayat da kendi kendine eziyet etti. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer cennet ya. Olsun sinemamızın gene ablası. Tabii. Hayır biz kalıcı. Daha kendini sevmesini inşallah. Daha güzel günler. Güzel bir bazen, örnek olsaydı evet, değil mi? Sonu bazen doğrudan. İnsanlar sonu bir takım pek şeylere örnekti. Mani olamıyorlar. Keyfi kalmıyor. Tamer abi senin biraz böyle ne diyeyim örgütsel tarafın var. Hani Soder'de işte parti, siyasi böyle bir biraz biz böyle dokunsak sen ya, biraz bize Ümit, ben, dünyanı bir anlatsan. Soder'de çok az çalıştım. Sinema Oyuncuları Derneği. Bir takım yani. Sinema oyuncu, bir takım imkanları oyuncu arkadaşlara getirdim. Bir arsa falan veriliyordu o zamandan. Arsada konutlar olacaktı falan. Arkadaşlar inanmadılar. Yani bir 20 dönüm arazi veriyordu o zaman Esenyurt Belediye Başkanı. Onun üstünde binalar yükseliyor. İnanmadılar. İşte olmadı. Ben de bir buçuk sene sonra ayrıldım. Yani Göksel'in başkan olduğu zamanlarda bir ara Soder'deyim. Şimdi Soder'le falan hiç ilgim yok. O dayanışmaya da inanmıyorum ben. Onun başında da bir iki arkadaşımız var. Kendi istekleri doğrultusunda göğe yön verdiklerine inanıyorlar. E zaten onun da hükmü kalmadı. Şimdi başka birlikler kuruldu. Sinema oyuncusunun hakkını bugün teslim eden, sinema oyuncusu için çalışan bir iki üç tane arkadaş sayamazsın. Bir tanesi Ümit Utku biliyorsun. Ümit Utku ya. Evet, evet SSK olayında bütün oyunculara aslan, şey. Aslan şimdi abimiz. Yine uğraşıyor bir aylıklar artsın, emekli aylıkları artsın diye aslan uğraşıyorlar. Ya. Çıkar çıkmaz bilmiyorum. Öteki telif haklarını zaten savunan yok. Aldı başını gidiyor. Bir, yeniden bir birlik kuruldu. Ya Soder'in de şeyi kalmadı. Sadece. Belediye festivallerde. Ümit abinin bu çabasını ben her zaman takdir yakarım. Allah razı olsun. Allah çok razı önemli. Olsun. Ne şey yapmak ha. istiyor galiba değil mi? Şimdi sen temin maaşları şey arttırmak yani istiyor. Yani işte 800-900 lirayla geçinilmez. 2'ye 3'e çıkartırsan bari 800 lira. Ha. Ev kirası ha. versin 800-900 lirayla geçin. Bunun çabasını veren bir abimiz. Evet. Ben de onun sayesinde emekli oldum. İnanılmaz, inanılmaz. Yani çok kişi emekli oldu. Allah, evet. Allah razı olsun. Altın esin derler ya, altın esin. Evet, bu siyaset de. Ya siyaset bayağı iyi. Siyaset insanın doğasında var. Ya insanlar doğarken ve ölürken siyaset de ölüyor ama biz bunu fazla önemsemiyoruz. Doğarken köy ebesinden doğan var, en lüks hastanelerde doğan var. Ne bileyim ben işte kimsesizler mezarlığına atılan var. Zincirli Kuyu'da en iyi yerini alan var. Zincirli Kuyu deyip geçme bugün. Çok yüksek rakamlar mezar yani. Şimdi siyaset toplum için yapıldığı için toplumun bütün rantları yahut da toplumu belirli bir ranta getirme çizgisi içinde. Ben siyasetçi değilim ama ben siyasetin insan hayatında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bilmek lazım. Toplumun kalkınması. Doğru ellerde, dürüst kişilerde olduğu müddetçe. Tayyip Bey benim arkadaşım. Tayyip Bey'le ben siyaset öncesi tanışıyorum. Siyasi böyle bir AK Parti ya da Adalet Kalkınma Partisi'ni kurarken gelir misin dedi. Ya patron, yani bu tabutun altına girmek gerekirse bir kolda biz atarız yani dedik ve öylece siyasetçi olduk. Ama ben Tayyip Bey'i çok seviyorum. Hala da seviyorum. Tabii ki çok iyi neticeler gibi yanlışları da vardır AK Parti'nin. Bunu savunmuyorum. Yani parti olarak, kişi olarak, kişisel olarak biz bir neticede belirli bir toplumuz bu. Her ülkede, her devlette, her yerde. Sen kurucu üyesin. Ben kurucular kurulu üyesi. Ha, yanlış yani çizelim AK Parti'yi kuran 72 kişiden biriyim. Kurucular üyesi mi oldu diyor? Kurucular kurulu üyesi. Kurul üyesi. Kurul üyesi yani kuranlar.
Bir de kurucu üyeler var. O illerde, ilçelerde bu yani teşkilata giren. Yani 72'nin dışında bunlar. Onlar 72'nin dışında. Biz Tayyip Bey dahil bütün o kadro 72. 72 kişiyiz biz. Abdullah Bey, Tayyip Bey. Abdullah Beyler Refah Partisi'ne transfer yaptılar. Onlar 52 kişiydi. Öyle kabine kuruldu 2001'de. Ondan sonra bütün şeylerinde ben varım yani. Tayyip Bey'in hareketlerinde ya olsun, parti hareketlerinde olsun. Dün de kongreden döndük. Hayırlısı olur inşallah. Şimdi dedin de hayatın kendi siyaseti. Yani sinemanın içinde de var. Televizyon kanallarında da siyaset var. Yani yazılı, görsel, medyada da. Hepsinde siyaset var. Siyasetin olmadığı hiçbir yer yok. Sinemada da siyasetin alası var. Ya bizim geldiğimiz zaman bir ulusal sinema vardı. İşte çekirdek, fındık, eğlencelik. Herkes yazlık bahçelere gidiyordu, içiyordu. Gerisini düşünmüyordu. Ondan sonra işte biraz jön ağırlıklı sinema gelirken Yılmaz Güney sineması başladı. Tamamen sinema siyasete döndü. Yılmaz Güney sinemasına karşıt bir de milli sinema kuruldu. Yahut kurulmaya gayret edildi. Ama Yılmaz sineması kadar ağırlıklı kendini gösteremedi. Bir iki film yapıldı ama onlar da havada kaldı. Bu curcunanın içinde bizim olduğumuz kesim 68, 72, 75'leri kapsayan bir zemindi. O zaman sol elini kaldıran solcu oluyordu. Filmlerde ıspanak 50 kuruş pahalandı diyen solcu film çekmek istiyordu. Sol tandanslı filmler iş yaptığı için de herkes bu filmleri çekiyordu ama her çekilen film Yılmaz Güney filmi kadar iş yapmıyordu. Bir mesajı vardı. Sol o zaman dünya literatüründe öne gelmiş bir yönetim sistemiydi. Fakat onun da şeyini sinemada çıkardılar. Solda bir sürü Yılmaz Güney'e özentili arkadaşlar geldi. Sol yapıyoruz dediler, sağ yapıyoruz dediler. Sinemanın kendi içinde bir takım kavgaları oldu. Yani solcu olmayan insanlar sol filmi yapıyordu. Çünkü iş yapıyordu o dönemde. Hepsi iş yapıyordu. Akım. Ben onu anlatmak istiyorum. Her ben solcuyum diyen arkadaş da solcu değildi. Banker Castelli diye reklam çekiyordu. Şimdi bunları geçelim. Ben sinemanın A'dan Z'ye kadar kara kitabıyım. Ben biliyorum. Benden eski arkadaşlarımız da var. Ama birbirimize belirli şeyleri yedirmen kalktığımız zaman biz sadece saygıdan susuyoruz. Belki de korkuluğumuzdan susuyoruz ama korkun diye. Ya kimseye bir şey olmasın, kimseye bir şey çamur atmayalım ya hatta. Korkudan ziyade nezaketten. Kimseyi eleştirmeyelim. Ona korku demeyelim. Geldik gidiyoruz. Saygıdan, nezaketimizden kimseye bir şey demeyelim. Onun da bir hayatı var, bir hayat anlayışı var. Onda da benim yaptığım yanlışsa eğer sağ bir partide yer almam gibi onu yaptığı da benim için belki yanlıştır. Yani birbirimizi eleştirecek taraf yok ama bunu istismar edenler var, bunun üstünden gidenler var, bunun üstünden prim yapma düşüncesinde olanlar var. Sanatçının... Yani sanatı siyasete bulaştıran ya da siyaseti sanata bulaştıran arkadaşlar var. Ondan sonra da çıkıyorlar ya diyorlar ki oyuncu siyaset yapmaz. Oyuncu, peki kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Oyuncu siyaset olmaz, siyasetçi olmaz, oyuncu bir taraf. Ne tutacak oyuncu yani? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı tutmanın dışında neyi tutacak? İşte siyaset yapıyor, içinde yaşıyor. Sen de, ben de, o da, bu da, bütün arkadaşlar burada. Tabii canım, herkesin bir fikri var. Şu elektriğin yanması bile siyasetle ilgili abi ya. Kötü bir idarede bunlar yanmayabilir, enerjin olmayabilir. Yani bunları halk biliyor, herkes ne olduğunu bilmese bile, Yeşilçam'ı bilmese bile siyasetin güncel insan yaşamına tesirlerini biliyor. Biz de insanız, yaşadığımıza göre bu işe bulaşacağız. Ama sen sağa bulaşacaksın, ben sola bulaşacağım, öteki bilmem ne. O kişilerin ya, demokratik şeylerine bağlı. Daha böyle yani şu ufak bir şekilde hafif bir toplarsak, toparlarsak yani. Sinemayı sizin yaptığınız yani. Sinema adına. Toparlarsak şimdi mesela sizin o geçmişte yaptığınız, hani bizlerin de çocukken seyredip hatta hala belli bir yaşa gelmiş insanların Türk sineması olan, hele siyah beyazlar olan sevdası, yani böyle bir aileci, aile sevgisi, işte aşkın nerelerde olduğu, sevginin işte Belgin Doruklar, sizin, Türkanlar falan böyle bir hoşluk filmi şeyi vardı. Daha sonra bunu senin anlatımından anladığım kadarıyla
Yılmaz Güney bir dakika deyip hafif bir yer edindi. Yani sinema insanların aşkından, mi dönüştü gibi? Aşkından midesine indi. Ha. Sinema insanların aşkından midesine indi. Yani nasıl geçeceğiz, ne yapacağız? Aşk bitti sinemada, mide başladı. Evet. Ve bunu Yılmaz öne çıkardı. Yılmaz'ın gayretiyle böyle bir, hala da bugün bir takım bunun reaksiyonları sürüyor. Ya bunlar üstünde fazla yoruma gerek yok. Belki ben taraf olarak yanlış yorum yapmış olabilirim. Bu benim şahsi görüşüm. Sinemayla başka şeylerle 10 senede vereceğin şey sinemayla bir günde verirsin. Bir bilimle gücü verirsin. Var yani, gücü var. Gücü var. Çok güçlü bir sonra şey. Sonra abi bu siyasi tarafından sonra hani sinemanın işte Yılmaz abi'den sonra falan böyle bir o bir diyelim ki işte hengame altta da Yılmaz Güney gibi yapalım işte toplumsal bilen bilmeyen herkes böyle bir takım filmlerden sonra iş biraz televizyon aktı değil mi evlere? Televizyon geldi. Daha ondan sonra rejisör sineması başladı. Tabii yönetmen yani, işte Atıf Yılmaz, Ertem Eğilmezler, Ali Trefiler, Metin Erksanlar, Natuklar. Buna sinema benzer arkadaşların yaptıkları filmler hakikaten prim yaptı. Ama bu yapılırken maalesef televizyon geldi, girdi topluma. Yani oturdu. Oturunca toplum sinemaya evinden gitti. Çıkmadı, sinemaya gitmedi. Sinemaya gitmeyince sinema gitmeyen zemine, gitmeyen topluma nasıl sinemaya getiririz? Düşüncesi başka, geldi. Dünyada da öyleydi değil mi? Avrupa'da falan da öyleydi. İşte Avrupa'da tabii. Avrupa'da Emanuel'ler falan çekildi. Emanuel filmleri çekildi. Erotik filmler, seks filmleri. Amerikan sineması da büyük prodüksiyonlu filmlere girdi. Ki onlar devlet bütçesi kadar olan, bizim Türkiye bütçesi kadar filmler, bazı filmleri Türkiye bütçesinin de üstündeydi. Böyle filmler çektiler. Bizim için en kolayı oydu. Yani Türk sineması için. Onlar da erotik filmlere kaçtı. Olur olmaz yerlere parçalar geldi. Filmler çekildi. Canım, mesela çekilen avantür filmler vardı. Yani sizin o hani avantür. Daha fazla avantürde adam koşuyorsun. Hadi kapıyı açıyorsun. Evet. Başka birileri var falan. Hep parça ekleyerek böyle onlardan, abuk sabuk şeyler yapıldı. Onlardan filmler para kazandı. Belirli bir müddet. Televizyona karşı durdu yani. Yani bu bunu televizyona böyle karşı dururken erkek adamlara yapıldı değil mi bundan sokakta? Tabii ama o yapılırken basın da poşet içinde mecba sattı. Hatırlarsın. Evet. Bu tür. Bu tür mecbalar da poşet içinde satıldı. Tiyatroda da oynanan oyunlarda mini etek havalarında bilmem neler. Neyse bunlar Türkiye'nin bir dönemiydi ve gerçekleriydi yani bunu konuşmakta niye imtina ediyoruz ki? Misalleri var. Sokakta röportajlarımız var. Tamer Bey'le ilgili sorular sorduk. Soracağız. Onu izlemek ister misiniz? İzleyelim. İlk önce bir sokakta sana neler söylemişler söyleyelim. Yalnız orada unutmuyoruz. Biz noktalıyoruz. Devamı var. Abimizin anlatmak istediği şeyin devamı. Bir sokak röportajlarını görelim. Tamer Yiğit desem size? Tamer Yiğit değerli bir jönün bir tanesi. Kral, bir delikanlı adamdı. En güzel filmlerinden bir tanesiydi. Maskeli Beşler filmi İspartaküle de çevrilmişti 75-76 yıllarında. Çocukluk aşkıymdı. Beğenir miydiniz kendini? Evet çok beğenirdim. Çok yakışıklıydı kendisi. Çocukluktan çıktığım gençlik yıllarımda ki filmlerin hepsini seyretmişimdir. O yıllar köy filmleri modaydı. Fatma Kıklı oynadığı Toprak Ana filmini o zaman için çok beğenilmişti, klasiktir. Kendisi yakışıklı bir artist. Çok karakterli bir artisti. Kurtlar Vadisi'nden hatırlıyorum. Evet. Eski bir oyuncu. Küçükken izlerdim yani. Tamer Yiğit'i kim tanımaz ki? Eski yakışıklılardan, güzel insan, boş insan. Onun filmlerini sürekli izliyoruz yani. Acaba yeni şeyleri var mı, dizileri böyle tekrar televizyonda görmek isteriz. Özledik. Bir şey sormak ister misiniz? Sinemanın o zamandan bu zamana ne yönde evrildi? Yani nereye geldi? Daha başka yöne mi gitmeliydi? Olması gereken, gitmesi gereken yer burası mıydı? Yani sinemanın geliştiğini düşünüyor mu? Seni seviyorlar. Değil mi? Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ama sevilmeyecek adam mısın abi sen?
Sağ olun. Yani kişilere göre değişir. Sineması yok, yok yok, seni herkes sever. Her malın kendine göre bir avcısı var. Seni sever. Sen Türkiye'nin yüreğinde. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sen beni abi çok seviyorsun da ondan yok, kaynaklı. Yok, senin dışında herkes biz sen, ne zaman. Biliyorsun biz hem hemşeriyiz hem Efkan rahmetliden kardeşiz. Abimizsin. Yani ben sadece ben sevmiyorum. Ben Tamer Yiğit deyince herkesin sana bakışını, sevgisini o kadar iyi biliyorum ki. Teminki kalmış sorunun şeyini arkasını çok küçük bir toparlayayım ben size. Şimdi bu hani yönetmen sineması derken oraya geçtik ve oradan sonra da yeni bir hani işte dışarıda yapılan sokakta hanımlar televizyonu seyretmeye başlayınca sinemaya kadınlar gelmedi. Erkeklere de bu tür dünyada da yapıldı işte, böyle bir şey. Kısa geçtik. Arkasından bizim sinema oyuncularımız gazinoda şarkı söylemeye başladılar. Evet. Buna herkes dahil. Yani işte Türkan hariç pardon. İşte Fatma, Hülya Hanım, efendim işte Cüneyt Bey, Cüneyt Arkın, Efkan abimden biliyorum. Ekrem Boralar falan filan. Bir tek çıkmayan sendin. Evet. Bir tek sen çıkmadın. Evet. Ha, abimizin sesini de güzel. Vallahi kendime güvenemedim. Ciddi yani minnetin içinde şarkı söylemek benim düşüneceğim son şey. Hatta rahmetli Fahrettin Aslan geldi bana bayağı güzel bir teklifler etti. O zamanlar benim bir hadiseli evliliğim vardı. Ratinglerim çok yüksekti falan. Nerede istiyorsan sana işte senede şu kadar ay, şu kadar, şu kadar, şöyle, şöyle, şöyle. Bunun şahitleri de vardır ya. Herhalde abi. Dedim abi ben yapamam ya, kusura bakma yapamam. Ya insanlar ben yapamam yani, ben yapamayacağımı biliyorum, yapamayacağı işe. Yapamayanlar da çıktı abi. Çıktılar, onlar onların sorunu yani, benim sorunum değil ki. Cüneyt şiir okuyordu. Ya takla atıyordu şeyi, avantür ya, Fikret abi de çıktı galiba değil mi? Hakan. Çıktı, ya Ayhan ya çıktı. Ayhan abi çıktı değil mi? Yani şimdi biz Fahrettin Bey'le konuşuyorduk. Ben de ben yapamam ya, olmaz falan. Dedi sen de bir gün istersin dedi. Ayhan gibi dedi, her şey bittikten sonra dedi. Ne diyorsun abi falan. Böyle bir münakaşa geçti aramızda. Ben yapamam ya. Ama sonra ne oldu biliyor musun abi? Ya ben yapamam. Ha, yani başkası yapar abi ama ben kendimi onu görmediğim için hissetmiyorum, göremiyorum, yapamam. Doğrudur, doğrudur. Sonrası ama için iyi ağıt yakarım yani. Sonrası için de şöyle bir şey söyleyeyim. Sonra tabii bu bizim böyle sinema oyuncular, abilerimiz, hanımlar gelince gazinoya falan şarkıcı arkadaşlarımız onlar erkeğe İşte ondan alır. Hep televizyon onlar öncesi geldi abi. İntikam aldılar. Sırayı dediler ki şimdi sıra bizde. Biz çıkıyoruz şimdi, film çekiyoruz. Ama o şeyden geldi. O rejisör sinemasının öncesinde geldi. O televizyon girdi, her şey toparladı. Onun biraz geldi öncesi. Onun biraz öncesi yani. Erotik filmlerin öncesi artık sinema gidiyor. Şimdi kime sorsan diyor ki işte seks filmleri geldi. Yok ya, sinema zaten gitmişti abi. Sinema zaten yoktu, bitmişti. Yoktu. O erotik filmler bilmem ne dediğin filmlerden prodüktör para kazanıp ya işte adam gibi filmler diyelim, onlara para yatırıyordu. Ve yapamayan da adam tutuyor, firma tutuyor, ona o filmleri çektiriyordu. Büyük aslında normal filmlerin arasında sahneler koyuyorlarmış. Onlar yani kel alaka filmler onlar parçalar, başka filmlerden parçalar. Sen biraz normal film çeviriyorsun. Amerika, evet. Ama Anadolu'ya gittiğinde orada başka filmlerden kısmı. Hocam köy filmlerinin şey, aralarına koydukları söyleniyor. Ondan sonra adın çıkıyordu yani. Aa bu filmde. Tamam. Ama o şeyden Yıldız sinemacı makine dairesine bobini koyuyor abi. Film gelince kendi kafasına göre istediği yere takıyor. Kahveye de bir adam bırakıyor. O sahne geliyor, 5 dakika var diye. Kahvede okeyini, tavlasını bırakan geliyor, o sahneyi seyrediyor. Tekrar o sahne bilet bitince gidiyor. Bilet alıp giriyor. Bilet yani alıyor tabii. 15 dakika seyrediyor. Filmin oynama süresi bittiği zaman o hafta 3 gün, 5 gün o kasabada zaten asetonla yapışıyor bunlar. Evet. Asetondan söküyor, yine o parçayı koyuyor. Bir öbür gelen filme ilave ediyor. O parçayı alıyor, bir öbür gelen filme koyuyor. Bir öbür filme koyuyor, böyle bir şey yani. Öyle bir dönem geçirdi yani, değil mi? Türk sineması. Hanımlar ondan sonra evde kaldı dediğiniz gibi yani, hanımlar çıkmamaya hanımlar başladı. Hanımlar zaten çıkmadığı zaman oluyor bu. Yani şarkılı filmin sonunda yani şarkı türkü neyse sahneye geldiler.
Zaten o zaman film çekmek çok basit. 7 şarkı atıyor 3'er dakikadan. 3, 7, 21, 30, 35 dakikasını zaten öyle yiyor. Konuya yani şarkıcı da, şarkı, ya da şarkıya dönük filmlerde. Çok üçte iş ikisi ama. Böyle gidiyor. İşte birine de bir konu buluyor. Çok iş yaptı, korkunç iş. Mesela Orhan Gencebay filmleri yıktı. Orhan Gencebay senaryolarında da çok kafa yoruyordu ve içindeydi. Keza Ferdi de öyleydi. Yani bunların ikisi bayağı bir yıktı. Ama sadece üç tane değil ki abi. Geriye baktığın zaman ne o Neşe Karaböceğinden, Gönül Yazarından, Emel Sayın'dan. Yaptı, evet. Bir de alt kadroda o Hakkı Bulutlar, Yıldırım Çınarlar, Ümit Besen'den. Saydığın zaman ya şarkıcı olup da film yapmayan yani insan yok. Evet, evet. Ama işte bizde bizim sinemamızın insanı oralarda para kazanmak adına da mecbur o kadar kazanmadı. Gazinolara çıktıysa ki onlar da mecburdu gazinolara çıkmaya. Hakikaten sinemada para yoktu. Evet. Oradan para yaptılar hepsi. Aynı şeyi söylüyorlar. Ama hepsi uzun süre geçerli olmadı burada ya. Burada sinemada bak onlar da sinemada para kazanamadı abi şarkıcılarda. Bu kadar da net söylüyorum. Onlar gazinolarda kazandı. Sinemada kazanmadılar. Sinemacılar sinemada kazanmadı. Bak bir matematik anlatıyorum. Gazinoda kazandılar. İnanılır gibi değil. Ya abi şimdi bu... Masum Kırmızıgül, Özcan Deniz'i bilmem nesi hepsi bu işten ama para kazanıyorlar. Şimdi kazanılıyor abi. Şimdi hayır, artık. Yani onlar şimdi farklı bir nesilden. Yani, hayır zaten farklı sinemada bir nesil kazanmasına yani. İmkan yok ki abi. Onlar sinemadan şeyde ama sinemayı reklamı olarak kullandılar. Yani evet, şarkıcılığın altyapısında reklam olarak kullandılar. Filmi çekerken işte basında, televizyonda bilmem ne de bir takım şeyler çıktı. Çevre, aldı götürdü, götürdü, aldı götürdü. Aldı götürdü. O sahnesi değerlendi o zaman işte. Sinemada da oynuyor. Bilmem nerede de oynuyor. Bilmem. Ama böyle Amerika'da falan da değil mi? Böyle sinemacıların şarkıcıların çok. Ya dışarıda zaten oyuncuysan mutlaka şarkı da söylüyorsundur ve dans da ediyorsundur. Çünkü her rolü hazır olmanız gerekiyor. Yani öyle bir anlayışı var. Hani her şeyi yapabilmeniz gerekiyor. Tabii muhteşem şarkı söylemeseniz bile yani bir söyleyebilmeniz gerekiyor. Görüyorsunuz zaten bu filmlerde hiç beklemediğiniz insanlar şarkı söylüyor. Oyuncular şarkı söylüyor. Valla demek ki biz bedavaya gelmişiz abi yani şey. Biz şanssız. Yok şanssız ama ben şarkı söyleyemem filmde mesela. Ne bileyim ben çok balet gibi onu dans edemem yani. Ha, demek ki biz. Ama yok Amerika'da öyle. Şanslı yani. Adamlar. Türkiye'den bahsetmiyoruz. Hayır Türkiye yani. İçinde aynı orada şey. Bir sanatçı yani. Da hepsi olması lazım ben. Hayır değil ama mi? Biz de orada, sizde de avantür filmler yani. Çevirdiniz Allah aşkına yani tabii, sizin tabii. Yaptığınızı düşünsenize. Hayır içeri ben komple olarak söylüyorum. Ama yok o kadar da Amerikalılarda falan tamam da bizde öyle hem şarkı söyleyeceksin hem avantüre gidecek falan. Bizde bizim böyle kendi kurallarımız var yani. Avantür çok farklı bir şey tabii, yani. Tabii. Yani sinemanın kendine göre mesajları var abi ya. Bir iki hareket var mesela. O hareketi yaptığı zaman halk başka türlü anlıyor. Onlara çok dikkat etmek lazım. Bizim eskiden... Örnek var mı? Var tabii. Kötü karakter oynayan abilerimiz ara sıra yapardı onu. Erol Taş. Yeni gelen jöri şöyle sallardı. Falan. Buradan sallama yanlış işareti. Hemen seyirci gözünde şey kaybeder yahtı kulağında. Ha, böyle bir şey değil mi? Düşürürdü onu. Evet, kalitesini düşürürdü. Evet, halkta öyle anlaşılıyordu. Abi bu delikanlı ne yapıyor senin? İki kızımız var. Bir takım teklifler. Ya kızlar i̇ki evli abi. Kızımız var, bir delikanlımız var. Torunlar var. İki torun var kızlar. Baba, dede. Oğlan evet boşta. Oğlan boşta dedim yani evli değil. Ama çok şey yakışıklı. İşte şey, abi giriyorlar hepsi. Bir iş yapıyor bu. Yani büyük bir pazarlama işte, şirketinde çalışıyor. Abi Cüneyt büyük bir Arkın'ın, pazarlama yapıyor. Değil mi? Cüneyt Arkın'ın oğlu var. Ben normal buluyorum. Başarabiliyorlarsa. Benim kızım abi, var. Bizim tahmin ediyorum. Senin kız var ya. Şimdi senin bakın, kız ama artık şöhret oldu. Şimdi ne var biliyor musun Suna? Böyle oldu. Gelmenin avantajı da var, dezavantajı da var. Evet. Yani Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak avantajlı şey bekleniyor. Hayır ortaya öyle çıkmadı isim ki. İsim olarak öyle geliyorsa. Kullanmadı. Hayır, sizin kızı söylemiyorum. Yani hayır, diğer arkadaşların çocuklarını. Böyle geldiği zaman çok iddialı bir şeyler bekliyorlar. Yani
diyelim ki Ayşe'nin kızı geliyor sinema yapıyor. Ya da benim oğlum gidiyor. Çok iddialı. Bu defa çok iddialı beklentiler içinde o biraz hafif kalıyorsa eksi yazıyor. Şimdi tabii ki bizim çocuklarımızın şöyle bir avantajı var. Oyuncu olarak destek olmuyorsanız bile evde bekliyorsunuz. Evde destek olarak bekliyorsunuz. Anne olarak bekliyorsunuz. Varsınız. O i̇şte çok önemli dedim. Yani bir şey evi yani. Var. Yemeği var. Yatacağı var. Geleceği var falan. Kimseye falan. Şey yap. Taviz vermek mecburiyetinde değil. Yani bu çok büyük. O açıdan çok büyük avantaj. Evet. Sizin öbür tarafta sizin dediğiniz gibi o dezavantajlar. Dezavantajı işte, yani Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak ekrana çıkmak yahut da sahneye çıkmak başka. Evet. Anladın mı? Ya evet. Tamer Yiğit'in oğlu olarak. Evet. Bir beklenti şey, evet. Acaba ne bu? Annesi şöyleydi, kızı böyle miydi? Resimle evet. Hayali bir karşılaştırma yapıyor. Olmayabilir, tutmayabilir ölçüleri. Yahut da daha değişik bir şey olabilir. O desem herhangi bir adamın kızı çocuğu olarak çıksa ne güzel daha yahut da ya vasat deniliyor ama o Suna Yıldızoğlu yahut Ahmet Mehmet neyse sinemadan gelen arkadaşların çocuklarından biraz bir şeyler beklenti var. Ya sen kendini bile düşündüğün zaman de ki sinemadan gelen bir arkadaşın oğlu yahut da kızı diyorsun dur bakayım nedir diye böyle bir değerlendirme yapıyorsun evet, ama evet. Başka bir herhangi biri olsa öyle bir değerlendirmeyle bakmıyorsun. Olay burada kopuyor Ümit ya. Herhalde. Evet ama tabii başarı başarmaz. Nereye kadar başarı, nereye kadar başarmaz bilmiyorum. O da kendi dünyası kadar değil ne mi? Oldu gelenler onlar o da kendi dünyası, kendi şansı. Tabii yani çok zor bir şey. Tamer Karan. Abicim ya seninle muhabbet bitmez. Bitmiyor ya. Yani Tamer abinin altı dolu, hayatı dolu, sineması dolu. Yaşantısı dolu, siyasi tavrı ya da görüşü dolu. Bir de çekinmiyoruz. Hiç. Söylemekten görse. Çekinmiyor. Hiç, yüreği dolu. Dolayısıyla anlatacak çok öyle, şey var. O evet. Kadar çok konuşmak lazım ki seni böyle bir buçuk saate falan sığdıramıyoruz sağ ama. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben binlerce kere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söyleyeceğin hayatla ilgili ya da yeni bir sinema adına bir şeyler varsa böyle 3-5 şey söyleyip programımızı senin o güzel yüzünden. Abi şimdi söyleyeceğim inşallah daha iyi bir sinema, daha güzel bir sinema olur. Daha beklentisi, daha toplumu birleştirici bir şeyler yapılır. Daha toplumun zevkine, rengine uygun bir şeyler yapar arkadaşlar. Bizim yapacağımız bir şeyler geçti. Bir dahaki gelişe inşallah gelemiyorsak diye. Varlığın yeter. Ya yok ya sen bir açıkça konuşmak lazımsa ya bundan sonra ben şöyle yapacağım böyle yapacağım hikaye. Yani biz gelmişiz belirli bir yaşlarda artık harç bitti yapı paydos ayağında belki bir tane bir şey yapabilirsek o da yaparsın. Yani büyük gayretlerle arkada bir hoş seda kalsın diye olabilir ama bunun dışında bugün sinemada yapılacak bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Sinema daha zorlaştı Türkiye'de. Televizyon kanalları var. Onlar daha geçerli. Onlar da bizlere fazla şey yapmıyorlar. Yani açık net konuşuyoruz yani. Hayırlısı olur inşallah. Ben ayrıca size çok teşekkür ederim. Eski bir dostum, eski bir rol arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Sen benim canımsın, kardeşimsin, güzelimsin. Canım. Böyle bir programda. Zaten seninle dostluğumuzla baki öleceğe kadar abisin, son nefesimize abisin. Kadar abi kardeşiz. Herhalde. Bu kalp seni yaşatır mı? İnşallah sizler benim kalbimde yaşayacaksınız. Sen İnşallah yaşayacak. Ben de birilerin kalplerinde yaşarsam ne mutlu bana. Sen zaman kalbinde. Unutur mu diyor ya. Unutuyor zaman yani bu kalp seni unutur mu? Bu kalp bu programla bu kalp seni unutur mu? Bu kalp unutuyor abi. Kalpler neleri unutmuyor? Olsun, İnşallah bak, bir hoş seda bir yerlerde bir şeyimiz kalır. Ha, bir sesimiz, dostlarımızla bir ya böyle de bir arkadaş vardı. Şey olursa ne mutlu bize. Allah razı olsun deriz. Böyle bir programda mutlaka kalacaktır. Çok teşekkür ederiz. Kalplerimiz seni unutur mu Yeşilçam? Tamer abi gibi unutulmaz insanları çağırıyoruz ve onlar geliyorlar. Haftaya burada gene buluşmak üzere. İyi günler diliyoruz. Hoşça İyi haftalar kal. Diliyoruz. Hoşça İyi günler. Kalın.